Devlet hastanelerinde engellilere özel diş tedavi merkezleri açılacak. Bu servisler ilk etapta Türkiye genelinde 25 ayrı yerde olacak. Çok güzel. Güzel bir hizmet. Vallahi engellilerimize ne yapılırsa yapılsın. Şimdi bu eskiden engelli evlatlarımızı ya da çocuklarımızı ne yapardık? Ben zincire bağlanmış halde Uğur Dündar'ın haber konusu yaptığı şeyi gördüm ben. Programı gördüm. Adamın birisi evde çocuğunu bağlamış dışarı çıkmasın diye bak. Amaç? Amaç işte çıkmasın. Kimse çocuğun efendim sakat olduğunu, engelli olduğunu, rahatsız olduğunu bilmesin diye bakmıyorlardı. Ama gelinen noktada sosyal devlet devreye giriyor şimdi. Bu dönemlerde ciddi bir şekilde bu engellilere bir maaş bağladılar. Maaşlarını ödüyorlar. Ona bakana da ailesi, annesi, babası. Efendim ben bakıyorum, vasisi benim ya da ben işte her türlü ihtiyacını karşılıyorum, ona da maaş veriyorlar. Şimdi böyle olunca çok kıymetli oluyor. Yani nasıl kıymetli oluyor? Ben bakayım işte zaten maaş da veriyor, kendisine de veriyorlar, bana da veriyorlar. İki maaşı da alıyorum, ben yardımcı oluyorum evladıma, kızıma, oğluma neyse olduk. Şimdi dönem böyle. Şimdi engellilerimizi düşünerek bir şeyi daha yaptılar. Her okulda neredeyse bir iki sınıf efendim bunlar için teçhiz edilmiş. Aşağı yukarı birçok merkezde. Çünkü bunların okulları da efendim karşılığı parası da çok büyük bir para. Bunları birçok aile ödeyemiyor. Hı hı. Milli Eğitim şimdi yol yöntem buldu. Okulların giriş katlarında çok güzel yerlerde bunlara ayırdılar. Efendim buraya gidiyorlar, eğitimlerini görüyorlar, gidiyorlar. Devlet karşılıyor. Yani zaten öğretmen var. Bu iki. Üçüncü bir husus sağlık meselesinde. Mesela ben Ankara bu şehir hastanesi açıldı ya. Neden sonra ben de gittim baktım. Ya neredeyse girişte sağda iki kat böyle yurttaşlarımıza ayrılmış. Yani sadece bunlara hizmet edecek. Bakın şimdi dişçi de devreye girdi. Diş bölümleri de var. Evet. Gidiyorlar orada rahat bir şekilde dişlerini aynen yapıp gönderiyorlar. Kuyruk beklemesin, sıra beklemesin, tabii, randevu derdiyle uğraşmasın. Daha hayatları kolaylaşsın. Tabii. Bunlar yavaş yavaş sosyal hayatın içerisinde hem, hı-hı, eğitimde hem sağlıkta birçok ünitede artık bunlar da düşünülüyor. Evet.